Zaten siyaset okuyorum, yani benim en büyük hayalim ne olabilir ki? Hayatım mı? Saçma durum. Hayatın mıyım gerçekten? Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Özyurt. Bugün bir soru cevap videosu yapalım diye düşündük. Kim düşündük bilmiyorum. Neyse, bugün bir soru cevap videosu yapalım diye düşündük. Sorularınızı Instagram üzerinden aldım. Şimdi Sena, kameranın arkasındaki kahramanım. Merhaba arkadaşlar. Bana soruları soracak. Ben de cevaplayacağım. Hadi başlayalım hemen uzatmadan. İlk soruyla başlıyoruz. Bu hayatta hayalini kurduğun en önemli şey? Bu hayatta hayalini kurduğum en önemli şey? Ya büyük ihtimalle şey... İslam bilim. Tam olarak böyle olmasa da en azından hani daha bilinçli insanların yaşadığı bir ülkede yaşıyor olmak isterdim. Yani şöyle, farklı bir ülkede yaşamaktan bahsetmiyorum. Bu ülkedeki insanlardan çok daha bilinçli, zeki, kültürel açıdan kendini geliştirmiş insanlarla yaşamak isterdim. Bu ülkeyi böyle bir ülke haline çevirmek isterdim. İnşallah. Tamam. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Ne bölümü okuyorsun? Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler okuyorum. Aynı kişi çok güzelse severek takip ediyoruz demiş. Teşekkür ederim. Şimdi üçüncü sorumuz. Kitap okumaya alışkanlık haline getirmek istiyorum ama yapamıyorum. Ne yapmalıyım? Taktik verirsen. Ben bunun hakkında bir video çektim zaten. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanırız diye bir video çektim. Onu şu kartlara eklerim. O videoyu izleyebilirsin. Tekrar böyle uzun uzun anlatmayayım. Ama kitap okuma alışkanlığını nasıl kazanırsın? Sürekli kitap okuyarak kazanırsın. Maalesef alışkanlıklar bir şeyi sürekli yapmakla kazanılıyor. İlginç bir soruyla devam ediyoruz. Burnun çok güzel, estetik mi? Öyle mi gerçekten? Teşekkür ederim ama yine estetik değil tabii ki. Kaç yaşındasın ve hep mutlu ol inşallah. Teşekkür ederim. 19 yaşındayım. 20'ye bastım ama 19 yaşındayım. Hiç ateist olmayı düşündün mü? Ateizm hakkında ne düşünüyorsun? Güzel bir soru. Aynen, güzel bir soru. Ya hiç ateist olmayı düşünmedim. Ama ateist olanların nasıl ateist olduğunu hep çok düşünmüşümdür. Ateistlik hakkında ne düşünüyorum? Ateistler bir yaratıcının var olduğuna inanmıyorlar. Ve bir yaratıcının var olduğunu anlamak, bilmiyorum, bana çok kolay geliyor. Ya mesela bir meyve ağacı bile kendi kendine yetişmiyor. Ona bir tohum ekenin olması lazım. Koskoca dünya nasıl kendi kendine var olsun? Böyle. Ama tabii ki saygı duyuyoruz. En çok istediğin şey, bu cümleyi okuyunca aklına ilk ne geliyor? İşte bu en çok hayaline denk geliyor. Benim gerçekten en çok istediğim şey şu ülkenin bir belini doğrultması. Bu ülkenin kurtarıcısı. Zaten siyaset okuyorum, yani benim en büyük hayalim ne olabilir ki? Böyle yani, daha ülkenin belini doğrultması ve tabii ki İslam dünyasının birazcık daha kendine gelmesi artık. Motivasyonun düştüğü zamanlarda kendini nasıl toparlıyorsun? Toparlayamıyorum. Şu anda da motivasyonum çok düşük aslında. Hani hem YouTube için olsun hem de derslerim için olsun. Motivasyonum bayağı... Gerçekten motivasyonum çok düşük. Ama nasıl topladığımı söyleyeyim bari. Şey yapıyorum ben, birazcık garip gelebilir şimdi size. Aynanın karşısına geçip kendi kendime konuşuyorum. Çok ciddiyim, hiç şakam yok. Aynanın karşısına geçiyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Bir derdim varsa o derdimi anlatıyorum. Kafamda ne varsa onu çözüyorum, yani şey yapıyorum. Konuşarak atıyorum aynanın karşısına. Ondan sonra da bilinçaltı telkinleri hakkında da video çekeceğim. Ya telkin yoluyla artık hani tamam ayağa kalkma vakti geldi falan gibisinden kendime telkin ederek falan atlatıyorum. Yani böyle. Eğer iç huzursuzluk değilse böyle atlatıyorum. En büyük pişmanlığın ne? En büyük pişmanlığım yok ya. Yani çok şükür. Ne güzel. Ne güzel. Senin ne? Hani pişmanlığım vardı da en büyük diyebileceğim bir pişmanlığım yok, evet, herhalde. Evet, benim de çok büyük pişmanlıklarım olmadı hiç ya. Çok şükür. Çünkü ben akılcı bir insanım. Ben bazı arkadaşlar gibi duygusal değilim ben. Akılcıyım yani, mantıklı olanı yapıyorum. YouTube açma sebebin nedir? Yani hani diyorum ya size, hayalim bu. İşte ülkeye daha iyi bir
yere dönmesi ülkenin diye. Bunun için çabalamak istiyorum. Yani bir şeyler biliyorum. Yani bir şeyleri bildiğimi düşünüyorum en azından. Tatsızlık olmuyorsa. Bir şeyleri bildiğimi düşünüyorum. Ve bir şey, bazı konular hakkında bilinçli olduğumu düşünüyorum. Ve bunları biliyorken bir karşımdaki insanlarla paylaşmamak bana ağır gelirdi. Herhalde o yüzden konuşmam gerekiyordu. Anlatmam gerekiyordu. Ben de böyle bir yol seçtim. Sıradaki sorumuz iltifat. Çok güzelsin. Başarıların da senin kadar güzel olsun. Teşekkür ederim. İnşallah. Fenanı sevenlere boş geçmiyor. Zaten bayağı intifat gelmiş değil mi? Evet. Ben hepsini okumuyorum. Hayattaki gayen nedir? Başarılı bir insan olmak. Yani alanında iyi şeyler başarmış bir insan olmak. Şu, bunu ilk videomda da söylemiştim. Eğer ilk videomu izlemediyseniz buraya koyuyorum. Ben öldükten sonra insanlar benim arkamdan İyi, keşke biraz daha yaşasaydı da şunları da yapsaydı desinler. İyi ki bunları yapmış desinler. Bu benim amacım, gayem. Evet. Bu ne dava adamlığı. Nerelisin diye bir soru gelmiş. Kayseriliyim. Evet. Kayseriliyim. YouTube serüvenin nasıl başladı? Şöyle, ben birilerine bir şeyleri anlatmak istiyordum. Bu benim hep amacımda böyle. Çocukluğumdan beri hep bir yerlerde bir şeyler anlattığımı hayal ediyordum. Ama hani diyordum ki insanlar beni ancak bir profesör falan olurum. İnsanlar beni ancak öyle dinler. Çünkü ancak o zaman sözlerim önemli olur diye düşünüyordum. Sonra YouTube diye bir mecra ortaya çıktı. Aslında ben YouTube çıktığından beri çok fazla YouTube videoları izleyen birisiydim. Ama hiç aklıma kanal açmak gelmemişti. Sonra baktım ki o kadar saçma sapan videolar izleniyor ki, yani millet aşağılıyorlar, birilerine bıçak çekiyorlar. Saçma sapan şeyler izleniyor. Ben dedim ki ben faydalı bir şeyler anlatacağım. Yani bu insanların bile sözlerine değer veriyorsa benimkine neden değer verilmesin diye düşündüm. Böyle arkadaşlarımla paylaştığım fikirleri, onlar da çok fazla destek oldular. Ailem de, arkadaşlarım da çok arkamda durdular. Çok teşekkür ederim onlara da. Böyle başladı. Hırslı birisi misin? Hiç değilim ya. Hiç hırslı birisi değilim. Keşke birazcık olsaydı ama hiç hırslı birisi değilim maalesef. Videoyu dışarıda çekiyoruz, ışığımız yok. Hava karardı iyice. Bu kadar da yeter, zaten izlemiyorsunuz. Kapatalım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Başka sorularınız varsa bana Instagram adresimden ulaşabilir ya da yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da cevap veririm. Kamerayı çok sallıyorum galiba masaya vurarak. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle videoları...